Herkes seni konuşuyor burada. Bir hayli seviyorlar. Payitahtta da öyle. Bilhassa Yeniçeriler. İsmini ağızlarından bile düşürmüyor. Onların bu sevgisine layık olmak için elimden geleni yapıyorum Mehmet. Beni sevmiyorlar ama. Adımı bile kimse zikretmiyor. Validem hakkında, benim hakkımda neler dediklerini işittin. Sen onlara kulak asma. Daha seni tanımıyorlar. Biraz vakit geçsin. Ne kadar akıllı, yiğit bir şehzade olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Babamla gelirken yolda sohbet ettik biraz. Bana bir kanundan bahsetti. Sultan Mehmet Han'ın buyruymuş. Kanunlarımızın çoğu yüce atamıza aittir. Hangisini dersin? Her kimes niye evladımdan saltanat müessir ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münhasiptür. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anımla amil olalar. Eğer bir gün olur da tahta çıkarsan, bana kıymazsın değil mi abi? Mehmet. Kardeşim. Ben sana nasıl kıyarım? Dünya yıkılsa, cümle alem üstüme gelse, eğer kılına zarar verirsem erkek değilim. Paşamız da çocuğu alıp hünkârımız mı hediye etmiş? Rüstem Ağa öyle dedi. Derhal Rüstem'i bulun bana. Paşam. Kim taradı saçlarını senin? Zehra Hatun mu? Of, gül kokulu kızım benim. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Bundan böyle hiç ayrılmayacağız. Annen hep yanında olacak senin. Nigar Hatun, sen git artık. Epey geç oldu. Biraz daha kalayım Zehra Hatun. Hiç olmazsa yemeğini ben yedireyim. Sultanım. İbrahim Paşa burada mı? Hayır sultanım. Hayli oldu gitti. Sultanım. Hoş geldin. Bugün konağa gittim. bir kuşkum olduğu için değil. Bir eksik var mı diye merak ettim sadece. Nigar oradaydı. Sen istemiştin onu. Hatice, bu meseleyi daha evvel defalarca konuştuk. Onu buraya getir İbrahim. Kızım burada. Bizimle kalabilir. Hayır. Hayır mı? Daha evvel de söyledim. Evladımın akıbeti hakkında ancak ben karar veririm. Onun bir evi var artık ve orada yaşayacak. Vaziyeti ağır diyorlar. Hürrem Sultanımızın hali perişan. Nasıl olur bu iş, anlamadım. Bunda anlamayacak ne var? Mahidevran Sultan'ın işidir bu kesin. O yapmıştır. Mahidevran delidir diye zor susturdum. Diyana. Hakkınızda konuştular sultanım. Benim hakkımda. Kötü şeyler söylediler. Nihayet beni düşünen biri var bu sarayda. Sultanım. Rahat bırak hatunu. Allah'ım. Sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht ne saltanat, hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes zehir olsun bana. Hünkârım. Bu son olan hadise hepimizi ziyadesiyle üzdü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Gel. Efendi, rahatsız ediyorum seni. Ne rahatsızlığı Zeynep Hatun? Hayrola? Yemeğe çıkmadın. Siz yiyin. Daha çok işim var benim. Hayrola, bir diyeceğin var senin belli ha? Ahmet, yine çıktı dışarıya. Mani olamadım. Bir değil, iki değil, mütemadiyen dışarıda. Allah bilir nerede, ne yapıyor. Ne olacak bu işin sonu? Nigar. Paşam. Bağışlayın. Fakat mecbur kaldım gelmeye. Ne oldu Hatun? Siz gittikten sonra Hatice Sultan geldi. Evladımı görmemi istemiyor. Mani olacaklar. Sen endişelenme. Kimse sana mani olmayacak. Dediğim gibi münasip vakitlerde gidersin bana. Böyle olmaz paşam. O daha çok küçük. Kızımın bana ihtiyacı var. Benim de ona. Ne demek bu? Siz her daim yanında olamayacaksınız. Ben de öyle. Evladımız anasız babasız büyüyecek. Vicdanınız razı mı buna? Şartın gedası olsun. Gül benzeyemez ana gerekse. Altınla yeşil kabası olsun. Yahya'ya diniz ki halet ile her bir sözünün ferası olsun. Sultanım. Avda olmadı. Biz öyle bilinsin istedik. Biri Şehzade Mustafa'yı öldürmek isterken Mehmet'i yaraladı. Kim cüret edebilir buna? Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Kiraz Ağa, cariyeler için getirdiğim hediyeleri dağıtırdı. Emredersiniz sultanım. Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. Afife Hatun iyiyim. Burada olmak gibisi yok. Öyledir tabii. Şehzadelerimiz dairenizde sizi bekliyorlar. Hayli hasret kaldılar. Ben de öyle. Burnumda tüttüler. Afife Hatun, haremde her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Siz istirahat edin. Ben daha sonra malumat veririm. Sağ ol Afife Hatun, sağ ol. Konuşulanları az çok biliyorum. Beni göndermeni istiyorlar. Gel. Şehzade Hazretleri, arzunuz üzere Şehzade Süleyman getirildi. Alın içeri. Şehzadem. Helena sen olana dön. Neden sen getirdin? Daha çok küçük, kimseye teslim edemem. Ayrıca sizi çok özledim. Ne yaptım ben size? Niye istemiyorsunuz beni? O hatun yüzünden mi? Sana izahat mı vereceğim? Haşa. Fatma, sanma ki yaptıklarından haberim yok. Gebesin diye ses çıkarmadım. Bundan böyle edebinle otur, evladınla ilgilen. En ufak hatanda yakarım canını. Gel. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hatice. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hem sizi hem yeğenlerimi görmek istedim. İyi yaptın. Ben de seni çağırtacaktım. Öyle mi? Bir şey mi oldu? Seni merak ettim. Bir de bu çocuk mevzunu konuşmak istedim seninle. İbrahim'in çocuğu. Öğrendiniz demek. Böyle şeyler gizli kalmaz. Bilirsin. Hürrem söyledi değil mi? Bu fırsatı kaçırmaz tabii. Zaten başımıza ne geldiyse onun yüzünden. İbrahim'le olan derdini İbrahim'le çöz. Hürrem'le değil. Üstelik kimin haddine düşmüş Hürrem hakkında böyle konuşmak? Madem çocuğu sakladın, o vakit neticelerine katlanman icap eder. İbrahim gerekeni yapmış. Evladına sırtını dönecek değil. Dönsün demiyorum zaten. Ben sadece Nigar'ın uzaklaşmasını istiyorum hünkârım. Hatun evlendi. Bunu da sen istemiştin, öyle değil mi? Rüstem Ağa teke sancağına tayin edilmişti. Nigar da onunla gider dedim. Ama gitmedi. Müsaade edin gitsin. Sultanım. Liseden sonra o hatuna nikah mı kıyacaksın? Doğrudur validem. Helena benim karım olacak. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Afife Hatun. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Bilmeniz icap eden bir husus var. Hayrola Afife Hatun, nedir bu husus? Hünkârım, seni aşan bir mesele olursa benim yanıma gel demiştiniz. Hürrem Sultan, Gözdeniz Firuze Hatun'un zindana kapatılmasını buyurmuşlar. Ne yaptımsa engel olamadım, hala zindanda. Nasıl olur bu, sebep neymiş? Ben de sual ettim kendilerine. Ben böyle münasip gördüm dediler. Şehzadem, hünkârımızın nikah ile alakalı düşünceleri malumunuz. Hal böyleyken kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ben daha sonra bir mektup yazar, hünkârımıza durumu izah ederim. Bağışlayın. Fakat bunun bir izahatı yok şehzadem. Hadisenin bu raddeye gelebileceğini tahmin etseydim, en baştan müdahale ederdim. Hatun'u gönderin. Helena'yı sokağa atamam Lala. Çıkar bunu aklından. Kendisi için bir konak hazırlanabilir pekala. Her ihtiyacı karşılanır. Siz de münasip vakitlerde ziyaret edersiniz. Sen bu meseleyi düşünme. Ben icap eden neyse onu yaparım. Esas Abbas Ağa'dan haber ver. Neden hala bulamadınız? Demek beni öldürmeye teşebbüs edecek kadar gözün döndü. Öyle mi? Hiç kimse bana hakaret edemez. Değil şehzade, şu cihana sultan olsan fark etmez. Senin pis varlığın kimin umurunda? Kılıcımdan kaçabileceğini mi sandın? Senin yüzünden kardeşim can veriyordu. Kazık çakmayacaksınız ya dünyaya. Hepiniz geberip gideceksiniz bir gün. Hoş geldiniz valide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı ile bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem. İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum. Bütün hayatını tesir edecek bir karar almadan evvel onunla görüşmenin, danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede. Ayrıca Paşa'nın sana söyleyeceği daha mühim şeyler var. Şehzadem, paşam, iyi misin? Afiyettesindir inşallah. İyiyim paşam. Esas seni merak ediyorum. Hatice Sultan'la aranız nasıl? Mazide kaldı. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Hala. Buna sevindim. Ben de seninle alakalı sevineceğim havadisler almak isterim fakat... öyle şeyler işitiyorum ki Mustafa. Uykularım haram oluyor bana. Hususi hayatın diye bir şey yok Mustafa. Sen bir şehzadesin. Senin riayet etmekle mükellef olduğun kaideler var. Teamüller var. Bir şehzadenin nikah kıyamayacağı hangi kitapta yazıyor paşam? Böyle bir kaide yok. Elbette yok. Fakat hatırla. Valide Sultanımı seni evlendirmek istiyordu. Kiminle? Aybike Hatun'la. Yani Kırım Hanı'nın kızıyla. Öyleyse mesele Helena ve onun ailesi, öyle mi? Mesele hünkârımız. Onun bu nikaha karşı olmaz. Bahsediyorsun sen? Babamın rüyası paşam. Mehmet doğduğu gün... onu görmüş tahtında. Sadece bu da değil. Mehmet vurulduğunda benden kuşkulandı paşam. Hiçbir şey söylemedi ama ben biliyorum. Bunu hissettim. Bunların bir manası yok. Altında başka bir şey arama. Hünkârımız evlatlarını ayırmaz. Ha. Ayırması için aklına girmek isteyenler olacaktır. Kat'i suretle onlara fırsat verme. Mustafa, eğer bu nikâha kıyarsan, hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesini istemezsin herhalde. Haşa. Böyle bir niyetim yok. Ben hünkârımıza ebedi bir sadakatle bağlıyım. Nikâh buna engel değil. Hünkârımızla aran açılacaktır Mustafa. Bu ne demek? Tahttan uzaklaşacaksın. İstediğin bu mu? Paşam. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Ne oldu aslanım? Buluştunuz mu İbrahim Paşa'yla? Paşamızın saati yerinde. Size de hürmetlerini iletmemi istediler. Sağ olsun. Konuştunuz değil mi? Neler oldu anlatsana. Şimdi yorgunum. Daha sonra gelirim yanınıza. Mustafa'm. Bırak bu inadı. Gurur meselesi yapma. Validem, bana hiç mi itimadınız yok? Sen benim yegane dayanağımsın. Sana itimat etmeyeceğim de kime edeceğim? Lakin bil ki senin de yegane dayanağın benim. O halde arkamda durun validem. Ne karar verirsem vereyim, arkamda durun. Mustafa, eğer bu nikâha kıyarsan, hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesini istemezsin herhalde. Gel. Mustafa. Nihayet döndün. Sen yokken bu saray cehennem gibi. Ben bir karar verdim Helena. Senin buradaki akıbetinle alakalı bir karar. Bu gece son gecen. Yarın sabah evine döneceksin. Ailenin yanına. Nikah olmayacak. Mustafa. Ben bir şehzadeyim. Riayet etmek mecburiyetinde olduğum kaideler ve teamüller var. Anladım. Benim yüzümden hanedanı karşına alamazsın. İnan bana, bunu ben de istemem. Canım yanıyor Mustafa. Hem de çok. Belki ikimiz için en hayırlısı budur. Çünkü bu hayat bana göre değildi. Alışamadım bir türlü. Yapamadım. Senin için buradaydım. Yine senin için giderim.